Yense Obama olmasın. Çağrımızın başlığı bu. O atasözümüzü nasıl tamamladığımızı biliyorsunuz. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyense zenci ya da Arap deriz ama bunu hani aşağılamak anlamında, hakaret anlamında değil. Bunu zaten Obama'ya da izah edeceğim şimdi göreceksiniz ama görsel olarak bir farkla beni seyredeceksiniz şimdi. Hani bunu biraz işin içine mizah katayım diye yaptım. Ama söylediklerime lütfen dikkat edin. Asıl önemlisi söylediklerim. Görüntüyü boş verin. Görüntü sadece ve sadece Obama'nın dikkatini çekmek için yapılan bir görsel makyaj. Obama, tekrar buradan da başlayayım. Ben yüzümü karartıp sana sesleniyorum. Senden isteklerim var. İşte neler istiyorum? Baştan aşağı geliyor ekrana. Hoş geldiniz Mr. Obama. Siz bugün Ankara'da yaptığınız görüşmelerdeki tavrınız, samimiyetiniz ve yüzünüze yansıttığınız iyi niyetinizle gönlümüzü fethettiniz. Ancak yine de kimi endişelerimiz var. Amerika bizden hep ister, istediğini de alır. Ama bizim de şimdi sizden isteklerimiz var. Bu nedenle önce bizim bilinen bir sözümüz vardır ki şu anki halimi de açıklamaya yeter. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci ya da Arap olsun diye. Şimdi size bu sözlerimi çevirirken Türkçeden İngilizceye parantez içinde zenci ifadesini negro ya da blacky falan diye söylerler, yanılmayın. Hakaret ya da aşağılama içersin diye değildir bu söz. Aksine daha kara olsun anlamındadır. Yani isteyenin bir yüzü kara, vermeyen daha kara anlamında. Dolayısıyla biz de sizden bir şeyler isterken yüzümüzü böyle karartalım dedik. Bizim liderlerimiz, yöneticilerimiz, ülkeyi yönetenler bunu yapamazlardı. Ama ben yüzümü karartayım, siyaha boyayayım ve Obama'dan bir şeyler isteyeyim dedim. O yüzden böyle karşınıza çıktım. Şimdi sözün özüne gelelim. İsteklerimiz var Sayın Hüseyin Obama. Birincisi, bizim yıllardır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiren terör belası. Kardeşi kardeşi öldürten PKK. Bu konuda bugün meclise bizim ortak düşmanımız ifadesini kullandınız ama yine de ben pekiştireyim. Biz PKK ile mücadelede sizden cidden samimi işbirliği bekliyoruz. PKK'lıların yerini bildirin bize, biz gereğini yapalım. Bölgedeki mevcut yönetimin Barzani ve Talabani'nin de Amerikan askerleri yani sizin askerleriniz bölgeden çekildikten sonra bize destek olmaları için talimat verin lütfen. Herkes biliyor ki onlar sizin adamınız ve ne derseniz onu yapacaklardır. Yani PKK'ya karşı mücadele anlamında desteğinizi bekliyoruz. Bizim malum sözümüz isteyenin bir yüzü kara, vermeyen Obama diye değişmesin lütfen. Bu sizin elinizde. İsteyenin bir yüzü kara ki o yüzden böyle karardım ve karşınızdayım. Vermeyen de Obama olmasın Mr. Obama maazallah. Siz bizden her istediğinizi almaya alışıksınız. Ama biz de artık isteklerimizi söyleyelim ki bilin ve gereğini yapın. Şimdi bugün dediniz ki Sayın Obama, Ermeni soykırım konusunda görüşlerim değişmedi. Soykırım falan yok ki. Bu Ermeni lobisinin dayatması. Biz Türkleri tanıdınız, öyle lobiymiş falan anlamayız, entrikaları bilmeyiz biz. Yani biz yüzümüzü kararttık, bakın söylüyorum. Bize bu konuda da destek verin. Yoksa isteyenin bir yüzü kara, vermeyen Obama demek zorunda kalırız. Yine maazallah diyorum, öyle olmamalı. O sizin elinizde. Avrupa Birliği konusundaki samimi desteğinizin de lütfen takipçisi olun. Bir de IMF ile ilişkiler yani para meselesi var. Bize de bu konuda yardımcı olun lütfen. Bakın para istemiyoruz. Destek, işbirliği istiyoruz, anlayış istiyoruz. Biz sizin ifadenizde iyi bir müttefiyiz. Ama Müslüman olan ailenizde mutlaka duymuşsunuzdur. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Verin ki istediklerinizi bizden alabilirsiniz. Neyse, istekleri de böylece sıraladık. Ve işin içine hem biraz mizah katmak hem de meramınızı anlatırken yüzümüzü kararttık demek için böyle bir görüntüyle karşınıza çıktım. Başta da söylemiştim. Yüzümüzü kararttık ve istedik. İsteyenin bir yüzü kara ama bu sözümüz vermeyen Obama olsun diye değişmesin please. Bir de bizim bir sözümüz daha var. Üzüm üzüme baka baka kararır diye. Özeti şudur. Siz bize nasıl davranırsanız biz de size öyle davranırız demektir bu söz. Biz de bu sözü hatırlatalım dedik ve bizi de sizin gibi karartmayın istedik Mr. Obama. Yani isteyenin bir yüzü kara ki şu an kapkarayım, vermeyen Obama olmasın. Ne istiyorsak verin. PKK ile mücadelede destek verin. IMF ile ilişkiler konusunda esneklik sağlayın. Avrupa Birliği konusunda baskı yapın vesaire.
Bir de bir notum var. Sayın Obama, Clinton gibi olmayın lütfen. Sakın. Oval ofisi kullanırken özellikle dikkat edin. Clinton'ın başına neler gelmişti, siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir kez daha hoş geldiniz Sayın Obama.